Sevgili KYLC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videoda sizlere bir akü kurtarma operasyonundan bahsedeceğim ve bunun nasıl gerçekleştiğini anlatacağım. Bakın şimdi şurada görmüş olduğunuz düzenekte hemen şu 12 volt 7 amperlik aküm benim. Bakın hemen üzerinde de 12 volt 7 amper diye yazıyor arkadaşlar. Bu bildiğiniz oyuncak akülü arabaların aküsüydü ve bu akünün normalde kapasitesi 7000 miliamper saat arkadaşlar. Bu şu demek, 1 saat boyunca size 7 amper güç çekerseniz bu gücü verebileceği demek. Yani eğer 1 amper çekerseniz 7 saat boyunca size 1 amper verebileceği, 7 amper çekerseniz bu 7 amperi de size 1 saat boyunca verebileceği anlamına geliyor. Burada görmüş olduğunuz 7 amper saat ibaresi. İşte bu akü ben daha önce test ettiğimde çok düşük kapasitede bir değer vermişti arkadaşlar ve ben bu akünün içerisindeki sıvıları değiştirdim, yeniledim. Daha sonra desülfatör cihazına bağladım. Normal şarj olması gerektiği gibi şarj ettim. Bu aküyü kurtarmak için baya baya uğraştım. Ama kapasitesini burada görmüş olduğunuz gibi 1346 miliamper saati üzerine çıkaramamıştım ki bu akü ölüydü. Yani çok düşük kapasitelerdeydi. Çıkarabildiğim maksimum seviye 1346 miliamperdi. Gördüğünüz gibi etiketin sarardığından anlayabilirsiniz. Bu çok çok önce tespit ettiğim bir kapasite ve bu kapasitenin üzerine çıkaramamıştım ben bu aküyü. Bu aküyü ben bazı cihazları test ederken ısınmanın önüne geçsin diye sadece fan çalıştırmak gibi düşük güçlü uygulamalarda kullanıyordum ve bir de ileride 12 voltluk lityum iyon bir batarya yaparsam diye saklıyorum arkadaşlar bu şekilde aküleri gördüğünüz gibi. İşte o uygulamalarda kullanabilirsem diye tutuyordum. Hatta birkaç soğutma işleminde de kullandım arkadaşlar. Fanla işte bataryadan çok akım çektiğimde bataryalar ısınmasın falan diye fanlı bir soğutma sisteminde falan bu aküyü sadece soğutma amaçlı kullanmıştım. Dediğim gibi bu akünün kapasitesini ben 1346 miliamperin üzerine çıkaramamıştım. İşte bu videoda size bu akünün nasıl da gördüğünüz gibi bakın 4090 miliamperde ben durdurdum. Şimdi sizinle tam kapasitesini görelim istedim arkadaşlar. Şu anda bu akünün kapasitesi 4090 miliampere çıkmış durumda ve daha da bitmiş değil ama bitmeye yakındı. Sizinle birlikte son durumunu görelim diye ben durdurmuştum bu test işlemini. Şimdi tekrar on düğmesine basacağım ve bu akünün ne kadar kapasite verdiğini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Akü voltajını şu anda 12.232 gösterdiğine bakmayın. 11 voltun altına düşmüştü. Hatta 10.5 voltun altına falan da düşmüştü. Kesme voltajı 10 voltun altına düşmeden ben bu durumu sizlerle paylaşmak istedim. Bakın sabit 1 amper çekmeye ayarlı benim şu anda test cihazım. Tekrar on düğmesine basıyorum ve gördüğünüz gibi kapasite test işlemini tekrar başlattım arkadaşlar. Şu an hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi voltaj düşüyor. 11.280, 270, 269, 250'ler düştü arkadaşlar. Sizi temin ederim ki testin başından sonuna kadar arkadaşlar beni bilen bilir zaten uygulamalarımızın çoğunda hep gerçek durumlardan, gerçek varsayımlardan yola çıkarak hareket ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir zaman fake bir şey uygulama göstermiyorum ben videolarımda. Bu aküde tamamen gerçekten bu 1346 miliamper kapasiteden 4100 miliamperlerin üstüne çıkmış durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi voltaj 11 voltun altına düşmek üzere. Fan sesi başlangıçta sizi rahatsız etmesin. Sesimiz güzel bir şekilde videoda duyulsun diye arkadaşlar başlatmamıştım. Umarım bu konuştuklarım videoda net bir şekilde duyuluyordur. 10.9 volta düştü şu anda ve 4109 miliamper saat akünün kapasitesi. Biraz bekleyelim, hep birlikte bu akünün tam kapasitesini görmüş olalım arkadaşlar. Sonuca yaklaştı ama söylemek istediğim şu. 7 amper saatte bile bu aküler test ettiğimizde 6 amperin üzerine ancak çıkabiliyor. Test sonuçlarında en kaliteli aküler bile tam 7 amper saat vermiyor arkadaşlar. Ama baya baya yaklaşıyorlar. Bu durumun çok çok iyi olduğunu sizlerle paylaşmak istediğim için gösterdim ve bunun nasıl olduğunu da birazdan anlatacağım sizlere. 10.748 volt.
Daha da düşüyor hızlı bir şekilde. Ve bu durumun nasıl olduğunu anlattıktan sonra da neden böyle olduğunu da sizlere açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Evet, şu anda 10.6 volt civarlarında. Kapasitemize 4130 miliamper oldu. Hep birlikte nihai durumu görelim. Yani 1 amper çekildiğinde bu 12 volt 7 amper saatlik aküden kapasitesi bakalım tam manasıyla ne çıkacak? Testin sonunda. Evet, 10.5 voltun altına düştü. Kesme voltajı gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada 10 volt yazıyor. Yani 10 voltun altına düştüğünde akü zarar görmesin diye test cihazımız testi sonlandıracak ki aküler 10 volt gibi voltajların altına kesinlikle düşmemeli. Voltaj bu değerlerin altına düştüğünde aküde sülfatlaşma başlıyor ve akünün kurşun levhaları sülfat kaplanıyor. Bu yüzden kapasite olarak çok çok kayıplara uğruyor arkadaşlar. İşte desülfatör devrelerinin amacı da işte bu sülfat tabakalarının kırılarak önüne geçmesi ve akünün kapasitesinin yükselmesi olayına dayanıyor. Ki bu aküyü desülfatörle bile ben kapasitesini artırmaya çalıştım. Fakat bir işe yaramamıştı, yükselmemişti. Şimdi işte bu nasıl oldu da bu kadar yükseldi, size ondan bahsedeceğim. Eğer imkanınız varsa kesinlikle bu şekilde uygulama yaparak akülerinizin kapasitesini artırabileceğinizi düşünüyorum. Evet, 10.25 volta düştü. Daha da düşüyor ve 4163 miliamper saat oldu akümüzün kapasitesi. 10 voltun altına düştüğünde zaten otomatik durduracak. Ben de size işlemin nasıl bu şekilde gerçekleştiğini, nasıl oldu da bu akü kapasitesi böyle yükseldi, onu anlatacağım arkadaşlar. Biraz sabırla bekleyelim. 10.20 voltun altına düştük. Muhtemelen 4200 miliamperin üzerine çıkar diye ümit ediyorum kapasitemiz. Ve bu yaptığım uygulamada ilk seferde aldığım sonuç arkadaşlar, yani birkaç sefer bu şekilde bahsedeceğim şekilde uygulama yaparsak muhtemelen akünün kapasitesi daha da yükselecektir. Buna emin olabilirsiniz. Yani 3-5 sefer aynı işlemi tekrarlasak bu kapasitenin daha da artacağını düşünüyorum ben. Daha da yükseleceğini düşünüyorum. Evet, şu anda 10.10 volt seviyelerinde. 4183 miliamper. Evet, 10.10 voltun altına düştük. Ve 4186 miliamper saat oldu akü kapasitemiz. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi 4193 miliamper, yani 4200 miliamperi inşallah bulacak ama 10 voltun altına da düşmek üzere akümüzün voltajı. 96, 97, hadi be oğlum, hadi be yavrum, 98, 99 ve olamaz, 4199 miliamper. 4200 miliamper saat diyebiliriz. Gördüğünüz gibi cihazımız otomatik olarak işlemi sonlandırdı arkadaşlar. Şimdi akülerin kurtarma durumları şu şekilde oluyor sevgili dostlar. Öncelikle akünün içerisindeki elektrolit dediğimiz bu kimyasal sıvısının tükenmiş olup olmadığını şu üst kapağı açarak kontrol ediyoruz arkadaşlar. Akünün eksik olan sıvılarını tamamlıyoruz. Desülfatör devrelerine bağlayıp ya da cihazlarına bağlayıp akünün içerisinde oluşmuş olan o sülfat tabakalarını
kırıyoruz. Böylelikle aküyü tekrar kazanmaya çalışıyoruz. Fakat bazı durumlar oluyor ki sülfat tabakaları artık kırılmayacak derecede katılaşıyor ve desülfatör devreleri bu tip akülere fayda etmiyor. Gördüğünüz gibi ben daha önceden yapmış olmama rağmen 1346 mAh'ın üzerine bu aküyü çıkaramamıştım. Bir yöntemde düşük akımlarla çok uzun sürelerde aküyü şarja bağlamak arkadaşlar. Fakat bu işlem benim çok da uygulamaya yanaştığım bir işlem değil. Neden diye soracak olursanız, bakın, güç kaynağına çok düşük akımlarda bu aküyü bağlayacaksınız ve işte bir hafta, iki hafta boyunca güç kaynağınız bu aküyü sürekli 100 mA, 150 mA gibi akımlarda besleyecek ve bunun yüzünden 2 hafta güç kaynağınızı kullanamayacaksınız. Ya da çok düşük amperlerde bir akıma sınırlayacağınız güç kaynağı elinizde olmayabilir. Onun için bağlı tutmak istemezsiniz. Aynı zamanda bu aküyü siz bu şekilde bağladığınızda gece gündüz aklınız hep burada kalacak arkadaşlar. Yani çünkü akü ısınabilir, patlayabilir, güç kaynağınız arızalanabilir, başka terslikler olup Allah muhafaza daha kötü sonuçlar doğurabilir. Onun için haftalarca bir güç kaynağını açık bırakmak, bir aküyü bir güç kaynağına şarja bağlı durumda bırakmak istemeyebilirsiniz ki benim bağlamamamın en büyük sebeplerinden biri de bu. Ama onun yerine şöyle bir yöntem geldi aklıma. Bakın, burada daha önce videosunda çektiğim 40 wattlık bir solar panelim var arkadaşlar. Katlanabilir bir solar panel. İşte bu solar panelle bağlıyorum arkadaşlar ve 1-2 hafta boyunca adını unutuyorum. Sürekli bizim akümüzü yavaş 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 şarj ediyor. Ve bu sayede düşük akımlarda çok uzun sürelerde bu aküyü şarj edebiliyorsunuz. Tehlikesi olmadan sevgili arkadaşlar. Çünkü bir güç kaynağına, bir şebekeye bağlı olmadığı için bir tehlike arz etmiyor. Ben de bu aküyü geçen hafta güneş paneliyle şarja bağladım ve ilk seferde bu görmüş olduğunuz müthiş sonucu aldım. 4200 mAh'e çıkarmayı başardık. Siz de bu şekilde bir uygulama yaparak ümit ediyorum ki akülerinizi kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu muhtemelen ikinci, üçüncü, dördüncü kez böyle bir uygulama yapılırsa bu akünün kapasitesi daha da artacaktır ve sıfır haline neredeyse yaklaşacaktır. İşte sevgili dostlar, bu akünün düşük akımlarla nasıl kurtarılabildiğini hep birlikte görmüş olduk. Uzun sürelerde düşük akımlarla demek ki bu aküler tekrar geri kazanılabiliyormuş, tekrar geri dönüştürülebiliyormuş. Bunu hep birlikte görmüş olduk. Bu konuyla ilgili paylaşmak istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bu uygulamayı yapabilecek arkadaşlar varsa onlar da yapsınlar ve sonucunu lütfen yorumlarda bizlerle paylaşsınlar ki hep birlikte bu konuyu daha detaylıca öğrenmiş, kavramış olalım sevgili Kaya Elece kanalı takipçileri. Evet sevgili dostlar, bir teknik videonun daha bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.